96-2000 yılının modeli çok önemli bir model Galatasaray'da. Aynı havayı yakaladığımızı düşünüyorum Galatasaray'da da. Ve Galatasaray'da hedefler hep büyüyerek gider. O sene 4 sene üst üste şampiyon olduk. UEFA'da ve Süper Kupa'yı Avrupa'da, UEFA'da aldık. Başarılı bir sözümde. Bundan sonraki hedefimiz, bundan 24-25 sene evvel yakalanan hedefleri geçmek. Ben ve arkadaşlarım onun için Galatasaray'dayız. Geçmiştekilerle yetinmek değil, geçmiştekilerin üzerine bir şey daha koymak için buradayız. Ve bütün Galatasaraylılara, taraftarlarıma özellikle şu mesajı vermek istiyorum. Bunun için elimizden gelen her şeyi, her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Hocama çok güveniyorum. Teknik kadroma çok güveniyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Çünkü bu yapının içindeyiz. Buradaki birlik ve beraberliği, buradaki sevinçlerin, üzüntülerin nasıl yaşadığını 2 senedir beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bence biz 2000 ruhunu yakaladık. Şimdi onu geçmeye çalışıyoruz. Erden kardeşimi Galatasaray'a 2016 sezonuydu zannediyorsam ben davet ettim, ben getirdim. Ben başkandım o zaman. Benim forma sponsorum olması için ikna ettim. Ve Galatasaray'ın spor kulübüyle ilk tanışması o zaman oldu. Ondan sonraki dönemde çok güzel bir çalışma dönemimiz oldu. Benden sonra da 2018'den sonra da yine Galatasaray'la ilişkisi hiç kesilmedi Erden. Her zaman Galatasaray'a bağlı, Galatasaray'a hizmet eden bir arkadaşımız. Dolayısıyla biz yeniden seçildikten sonra gene Erden Bey, Erden kardeşim bizde çalıştı. Ve bu yeni dönemde de çalışmayacağını ifade etti. Tabii ben kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte de bulundum. Tabii bir şeye dikkat etmek lazım. Galatasaray Spor Kulübü diğer kulüplere pek benzemiyor. Neresi benzemiyor? Bir defa Galatasaray Spor Kulübü eleştiriye çok açık bir kulüp. Eleştirileri dinlemek zorundasınız. Onlardan faydalanmak zorundasınız. İkincisi Galatasaray Spor Kulübü'nün çok dikkat ettiği hususlardan bir tanesi de şeffaflık. Ve en önemlisi de hesap verebilir olmak. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu esasları çerçevesinde her yönetim eleştirilmiştir. Benim daha önceki dönemimi hatırlayın. Rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Bu saydığım hususların hepsi o zaman gündemdeydi. Tabii Erden kardeşim için de yönetime geldiği zaman benzer şekilde bunlar, bu eleştiriler, bu söylemler gündeme geldi. Dolayısıyla tabii bugün şu çok net ifade ediliyor, bana karşı deniyor. Daha önceki dönemimizdeki gibi değilsiniz başkan. Tabii bunları yaşamak, bu tecrübeyi edinmek önemli. Erden kardeşim genç bir kardeşim, hassas bir kardeşim. Dolayısıyla bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Ama şundan eminim. Erden kardeşimin Galatasaray'a vereceği katkılar yani son bulmamıştır. Bu hal devam edecektir. Her zaman kapımız kendisine zaten açık. Onun için Galatasaraylı'nın gereklilerini iyi bir Galatasaraylı olan Erden kardeşim de yeri geldiği zaman zaten yapar. Arkadaşlar Galatasaray dediğimiz zaman Galatasaray 500 yıllık bir çınar. 500 yıllık bir çınarı düşünün, ne kadar çok dalı vardır, ne kadar büyüktür. Eğer tutunacak bir dal ararsan
mutlaka vardır. Ben böyle bir cevap vermek istedim. Onun için şimdi Galatasaraylı'nın getirdiği esaslar çerçevesinde Galatasaray'daki bütünlük, Galatasaray'daki beraberlik bu son iki senede çalışmalarımızı özellikle bunun üzerine yoğunlaştırdık. Hiçbir zaman bozulmaz. Galatasaraylı tartışabilir, Galatasaraylı eleştirilir, Galatasaraylı ortak akıllı hareket etmeyi arar. Zaten onun için değil midir ki yani Türkiye'nin en büyük kulübü, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, Avrupa'nın önemli bir markası, yani her şeyde rekorlarını kıran, her şeyde ön planda çıkan bir kulüp olmasının sebebi de budur. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım, ben onun başkanıyım. Bana kırgın olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben de ona kırgın değilim. Biz Galatasaraylıyız yani. Şimdi Galatasaray'ın demin değerlerini saydım. Biz niye buradayız? Biz Galatasaray'a hizmet etmek için varız. Ben Galatasaray'a hizmet etmeye Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğumun ikinci günü başladım. Galatasaray'a hizmet etmeyi şuraya getirirseniz bu Galatasaray değerlerini bilmemek olur. Yani ben başkan olacaktım, ben başkan olmadım. Galatasaray böyle düşünmez. Çok net ve sarih. Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı sevmekten geçer. Ne diyorum? Ben Galatasaray'a hizmet etmeye Galatasaray'dan mezun olduğum gün başladım. Bugün bu hizmetle biz borcumuzu ödüyoruz. Dolayısıyla başkanlık sözü verdi. Başkan oldum, olmadım. Onun için küstüm. Galatasaray'a kimse Galatasaray'a küsemez. Hiçbir Galatasaraylı'nın Galatasaray'a küsme hakkı yoktur. Her gün bir şey konuşulabilir. Gündem değişmiştir. Ne yapılıyorsa Galatasaray'ın faydasına yapıldığının anlaşılması lazım. Sadece benim ağzımdan duyduğunuz şeylere inanın. Bir. İkincisi de Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkese bizim kapımız açık. Galatasaray'a hizmet etmeyen kişilerin Galatasaray sevdalısı olması mutlaka gerek. Hizmet için o koltuk, bu koltuk, böyle bir şey Galatasaray'da yok. Bizi zaten büyüten, bizi bu hale getiren dünyadaki büyük bir marka olmamızı sağlayan da bu. Transferde bütçe yapmak çok zor. Yani transferde bütçe yapılabilir mi diye sorsanız, hayır, transfer sezonunda bütçe yapılması mümkün değil. Çünkü birçok parametresi var. Satacağınız oyuncular var. İstediğiniz oyuncunun teklifinin ne olduğu şu anda belli değil. Ama transfer bütçemizi oluştururken dikkat ettiğimiz şey önümüzdeki seneki başarımız. 25. şampiyonluk Galatasaray için çok önemli bir şampiyonluk. 5. yıldızı takmayı hedefliyoruz. Demin sözlerimde ifade ettim. Elimizden gelen en yüksek seviyede desteği Galatasaray'a vererek Galatasaray'ın en iyi kadroyu kurmasını, özellikle kampa yetiştirmek açısından ve 25. şampiyonluğunu önümüzdeki sene yaşaması, taraftarıyla beraber, camiasıyla beraber ve 5. yıldızı takması. Bunun için hazırlıklıyız. Bütün hazırlığımızı zaten yeni seçildik, yeni bir yönetimimiz. Yani daha önceden gelen arkadaşlarımız da var. Yeni yönetim kurulumuzda koyduğumuz hedef bu. Onun için transfer bütçesini biraz talep edilen oyuncuların fiyatları, satılacak oyunculardan gelen miktarlar, bunlar belirleyecektir. Her zaman yani transfer, yani futbolu kastediyorsanız, futbol Galatasaray Spor Kulübü'nün iştiraki olan Galatasaray Sportif altında teşekkül eden bir yönetim kuruluyla yönetiliyor.
Bu yönetimin de başkanı benim. Bugün de benim, dün de bendim. Yani şunu demek istiyorum. Galatasaray'da yapılan hem amatör sporlarda hem profesyonel futbolda yapılan bütün transferlerin başında ben vardım. Bugün de ben varım. Onun için başkanın tabii ekibi vardır. Hocası vardır, teknik kadrosu, scout ekibi vardır, yardımcıları vardır. Yönetim kurulunda ona destek eden ama transferin başında her zaman başkan vardır. Bu bugün böyle değildi. Bu geçmişten beri, bu kurulduğundan beri böyle bir olay. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Her olayın sorumlusu başkandır. Dolayısıyla bunun böyle bilinmesinde fayda var. Rakip fark etmez yani şimdi. Ali Bey'le, ben Aziz Bey'le de çalıştım. Daha önceki başkanlık döneminde de Aziz Bey başkandı. Şimdi de Ali Bey'le çalıştık. Biraz belki konuşmalarını da dinlemek lazım. Şu ara seçim hazırlıkları yapılıyor. Fenerbahçe Genel Kurulu onları ilgilendiren bir konu. Kendisi için en iyisini seçecektir diye düşünüyorum.